Yeni bir 3 boyutlu yazıcı videosundan selamlar. Bugün God of War serisinde Kratos'un kullanmış olduğu meşhur Blade of Chaos, yani kaos kılıçlarını yapacağız. Tahmin edebileceğiniz gibi bu videonun hazırlıklarına haftalar önce başladım ve birkaç haftadır bunların baskılarını yapıyorum. Şimdi elimizde neler var kısaca göstermem gerekirse, öncelikle Blade of Chaos'ların bir sürü versiyonu var, yani her oyunda değişiyor neredeyse. Ben Yunan mitolojisini işleyen versiyonunu değil de İskandinav mitolojisini İşleyen halini daha çok beğendiğim için bunları tercih ettim. Çünkü bu versiyonunda üstünde rünler var. Yani şöyle rün görselleri vesaire var. Ve tabii ki bu projeyi ben yapacağım için içine led koyacağım mutlaka. Ve bunlar güzel parlar diye düşündüm. Model için direkt oyundaki 3 boyutlu görseli kullandık bu arada. Fakat ilgeyle birlikte buna hafif modifikasyonlar yaptık. Öncelikle tabii ki kılıç bölümünün içini boşalttık ki buraya led koyabilelim ve led içeride ışık yapsın. Onun dışında parçaların içinde kanallarımız var. Ve bu kanalların sonu şurada görmüş olduğunuz boşluğa gidiyor. Bu kısmı pil, elektronik devreler vesaire o tarz şeyler için düşündük ve şarj etmek istediğimizde şu en arkadaki parçayı söküp direkt buradan böyle şarj edebileceğiz. Şu kısmı gerçekten çok havalı gözüküyor bu arada. Bu kısım altın rengi olacak ve mümkünse eskitmeye çalışacağım. Eskitme için şöyle bir şey buldum. Eskitme kiti adı. Yani böyle çok orijinal bir adı yok. Bunun dışında bir tane daha eskitme kiti aldım fakat o daha gelmedi. Böyle metal tozlarını döküyormuşsunuz. Sonra üstüne bir şey sıkıyormuşsunuz, paslanıyormuş. İlk defa deneyeceğim, bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Tabii ki pek çok renk boyam var. Bunlardan tek ilginç olan şu olabilir. Transparan boya diye bir şey buldum. Hatta bunu Zenitsu'nun kılıcı için almıştım fakat bu projede kullanacağım gibi duruyor. Planım şu şekilde. Rünler güçlü bir şekilde parlasın istiyorum fakat onun dışındaki her yer çok hafif bir ışık saçsın veya hiç ışık saçmasın. Yani boyama aşamasında karar vereceğim ona. Nasıl, hangisi daha güzel oluyorsa. Ve rün bölümlerini boyamak için bu transparan boya, yani yarı şeffaf gibi bir şey yapacağını düşünüyorum. Mantıklı olabilir gibi geldi. Kısaca oyundaki haline en uygun şekilde yapmaya çalışacağım. Hatta yaptıktan sonra Harun saçlarını kazıtacak ve God of War Kratos cosplay yapacak. Yok, mümkün değil bu arada. Niye? Ne niye oğlum, manyak mısın, öyle bir şey yapılır mı? Böyle bir fırsatı kaçırabilir misin? Sen yap abi. Ben uygun değilim, sen spor yapıyorsun. Hayır, olmaz abi, kabul etmiyorum. Hatta üstün şey olacak, üstünde bir şey olmayacak, böyle boyayacağız. Hayır. Kratos abi olacak. İstemiyorum ya. Kratos olacaksın ya. Hayır, istemiyorum ya. Saçımı kazıtamam abi, böyle bir şey yapamam. Kratos. Harun'un Kratos cosplay yapmasını isteyenler videoyu beğensin. Ne alaka bilmiyorum. Sadece beğeni istemem gerekiyordu. Bu videoya 200 bin beğeni gelsin, yapmazsam en adıyım. Sen iyice bir YouTuber şeyine girdin 200 ha. 200 bin beğeni gelmeyecek çünkü, biliyorum ben. 200 bin beğeni çok fazla bir şey sonuçta. Yo, benim 300 bin beğeni gelmiş videolarım falan var. Ama kaç yıl önceki videodur o, anladın mı? Hiç belli olmaz. Neyse. Yapacaksın mı ama? Tamam, 200 bin beğeni gelirse yapacağım. Tamam, anlaştık. LED olarak şu neon LED diye geçen LED'lerden kullanacağım bu arada. Çok büyük ihtimal sadece içini kullanacağım. Şeyine gerek olacağını sanmıyorum. Dışına gerek olacağını sanmıyorum ama denerim hangisi daha mantıklı diye. Bu projede RGB yok yani, anlayacağınız. Kratos RGB koymak birazcık anlamsız olurdu gibi geldi. Yoksa yapmayı çok istiyordum. Neyse, az laf çok iş. Hadi başlayalım. Thank you.
Şu anda ledlerin yerleşimini tamamladım. Şöyle içeride mümkün olduğu kadar aynı çizgilerde gidecek şekilde ayarlamaya çalıştım ve bence bayağı güzel gözüküyor. Tabii ki bunun üzeri boyanacak ve sadece rünlerin olduğu yerler yanacak ama bir bu şekilde de bıraksam mı acaba diye bir düşünmedim değil. Boyayla ilgili ise bir deneme yaptım ve kesinlikle istediğim gibi olmadı. Şu yarı saydam dediğim boyayı kullandım burada. Ama çok dengesiz bir boya kesinlikle. Pigmentleri eşit bir şekilde dağıtamıyorum. Dolayısıyla güzel bir görsel elde edemiyorum. Işık altında da nasıl gözüktüğünü şöyle göstermeye çalışayım. Tabii daha önce içine led koyup denedim ama kesinlikle istediğim şey bu değil. Böyle bir şey kullanamam. O yüzden bunlara ne yapabilirim diye düşünürken diğer parçaların boyamasına geçeceğim. Sonuçta bunlarda herhangi bir ışık vesaire bir şey olmayacağı için astar, boya, cila o şekilde gidecek bunlar. Bir astar aşamasıyla başlayalım. Evet, şu anda astarı attım. Üstüne bir de siyah boya attım. Bu arada siyah boyayı sadece detaylarda, yani böyle çukur olan yerlerde siyah gözüksün diye attım. Onun üstüne tekrar boya atılacak. Boya kurusun diye beklerken elektroniklere geçmek istiyorum ve elektronikler için Orta Doğu ve Balkanların en iyi elektronikçisi İlgi Usta. Selamlar. Sana usta diyen olmuş muydu daha önce? Yok, olmamıştı. Ama ailenizin elektroniksiz geldi. Hakan'la konuşurken bir anda elektronik kelimesi geçti, dedim ben geliyorum. Evet, bayağı İstanbul'dan çıktı geldi. Bunun için geldi bu arada. Bir de çay içeceğiz tabii. Aynen, çaysız olmaz. Harun, sen çayı koyabilir misin? Ben çayı halledeceğim abi. Aynen, tamam. O eksik olmasın. Ben bunları yaptım. Adaptörle çalışıyorlar. 10 numara. Ama bizim ihtiyacımız olan bunun pille çalışması. Evet, ve iki parça halinde, yani ikisinin bağımsız olması lazım. O zaman bizim yapacağımız olay şu. Bir pil voltajını bu ledlerin çalışma seviyesine getirmek için araya bir tane devre kullanmamız gerekiyor. Hangisi o? Hemen şu, yükselticimiz. Kullanacağımız pil 3.7 volt bu arada. Bununla 36 volta kadar çıkartabiliyoruz. Fakat burada ben 12 voltluk şeyler kullandım. Aynen. Üzerinde zaten ayar vidamız var. Oradan istediğimiz voltajı ayarlayabileceğiz. Bir de bir şarj devresi gerekecek. Evet. Sen bu pili çıkarmaman için de bir tane de şarj devresi ekleyeceğiz. Bu şarj devresi sayesinde de senin istediğin gibi Type-C. Evet, o çok önemli. Yoksa kullanmıyorduk zaten. Type-C ile de bunu şarj edebileceksin. İstediğin zaman kapatıp da açabileceksin. Tamam, burada şeylerim var senin için. Kobay baskılarım var. Ben orijinallerini boyadım da bunları istediğin gibi şey yapabilirsin. Aynen, bunun ikisi birbirinin aynısı zaten. Biz buradaki tüm devrelerimiz ve pilimizi buradaki sapın içerisine yerleştireceğiz. Bayağı küçük bir alanımız var ama başaracağımıza inanıyorum. Sen daha önce neler başardın? O. Evet, böyle bir geçmişi düşününce başımıza geldi. Hangisindeydi ya? Şu koca kılıcın elektroniklerinde. Oo. Onun içi aslında bundan çok daha büyük olmasına rağmen orada Neopixeller, Arduino'lar evet, falan olduğu için bayağı sabaha kadar uğraşmıştı. Bu o kadar karışık değil. O zaman başlayalım. Ya sen de pop. Tamam. Ben... Şu profesyonel kontağı bir söküyorum ben sen ilk önce. Ben sana İzinle. Teslim ediyorum. Tamamdır. Ben boyamaya geri döneceğim. Aynen, ben burada devam ediyorum. Hadi bakalım. We'll be right back.
Evet, şu anda projede bayağı ilerledim ve görünüm olarak tam istediğim gibi gidiyor. SAP şu anda şu şekilde, İlge bunun içine gerekli tüm elektronikleri sığdırdı. Şuradan çok rahat bir şekilde ışıkları açıp kapatabiliyoruz ve burada bir Type-C girişimiz var. Buradan şarj edebiliyoruz. Şu anda boyasına bakmayın bu arada, bunun daha boyası yapılacak. Şu kısmın adı tam olarak ne oluyor bilmiyorum, fakat burada iki tarafta da mücevherlerimiz var ve mücevherler parlıyor. Bunlar oyunda da bu şekilde bu arada. Belki çevresinin boyasıyla azıcık oynayabilirim. Çevresinin parlaması iyi bir fikir mi? Şu an emin değilim, fakat şu boşlukların ve şu ortadaki mücevherin kesinlikle bu şekilde parlamasını istiyorum. Kılıç kısmına geçecek olursak, şu anda gümüş ve çelik renklerle çevresini boyadım. Daha bu orta kısım boyanacak. Burası yani şu şekilde gözükmeyecek. Fakat karanlıkta baktığınızda şu keskin kısımlar tam olarak oyundaki gibi parlıyor. Bu da çok hoşuma gitti. Onu da şöyle göstereyim. Oyunda bıçağın ortası değil de kenarları parlıyor. Yani böyle alev alıyor gibi. Zaten şu kısmı siyah boyadığımda burası da öyle olacak. Ve rünlerin üzerinde şu an maske var. Maskeyi söktüğümde rünler de parlayacak ve sanırım tam olarak istediğim şey olacak yani. Şimdi kılıcın maskelemesine devam edeceğim ve umarım boya işi bugün bitecek. Yarın da detaylarını boyayacağım. Devam. I'm about my pledge, bitch. I'm decked up on blue bills and I won't stop until the cash pit is like fall leaves in a bag filled. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quit to save my peace, I'm so after school special. She brainy but them jeans looking like paint. I gotta bless her. Niggas talk a whole lot, know a damn well they really can't press us. I notated on leaflet, I'm really up a few levels with it. Like way, way out the way from them, can't see me, you can't meddle with us. EMJ in my Earl Grey hood brunched up with the cheese eggs and a dumb face, no stunner shade, still turned up. Been had it poppin' in broad day, that's Avi. Flower child from the sun rays, but I run fade, got a punch drunk. My providence, they don't love us, they rather treat us like an animal. They wonder why we on ape shit, escaping shit, I'm off the cannabis. Middle fingers in tandem, going tantrum, yelling fuck 12 with a big smile, young phantom. Hi mom, I'm on camera, coming live from the mud pit, we don't take post beef for granted. Plan to keep it stress free, live and die young, I leave it on the canvases. Split up some with my better half, day day like it's a holiday. My shit on dumb flame, till the wheels kill, I'm on road rage. Yeah, tune with my senses, kill the tune with my sentence every time. Yeah, I've been in the mood, got a feeling, what we doing, got a fuming, they ain't used to a nigga like me. Run to the pledge when I said it, no caps, and I'm better till I see black. And I still ride for it, done a couple flats, I've been down better, bounce back. Been slayed to a 9 to 5, now we booming and stopping the digital trap. Been slayed to a 9 to 5, now we booming and stopping the digital trap. For the slimes, I've been on a run. My third eye open, been trying to kill emotion, yeah, yeah. Life in the slimes, my third eye open. Evet, 6 günlük hatta baskı ve tasarım aşamalarını da sayarsak 1 aylık bir projenin sonuna geldik. Ve muhteşem oldular. Tam olarak nasıl hayal ettiysem şu an modeller o şekilde, o yüzden çok mutluyum. LED'leri kapattığımızda neredeyse hiçbir kusuru olmadan oyundaki modelle birebir aynı şekilde gözüküyor şu an. Tabii ki sadece oyunda şuralar kırmızı değil. Ama büyü yeteneğim olmadığı için sadece gerektiğinde buraya kırmızı yapabileceğim bir yöntem maalesef yok. Ayrıca böyle buna normalde baktığınızda kesinlikle içinde elektronik bir şey olduğunu anlamıyorsunuz. Sadece şu kısma aşırı odaklanırsanız buradaki Type-C girişiyle açma kapama düğmesini görebilirsiniz. Yani onlar da bayağı dikkat ederek bakınca belli oluyor. Şimdi şu zincirleri Kratos gibi bir koluma sarmak istiyorum. Kesinlikle ben de Kratos gibi gözükmeyeceğini biliyorum. Hatta şey yaptım, sargı bezi aldım. Hani Kratos bunları böyle evin parkelerinin altından çıkartıyor, sonra koluna bir şeyler sarıyor falan, dedim o sahneyi çekeriz. Bunu koluma sardığımda ben Kratos gibi değil, sakat gibi gözüküyorum. O yüzden bunu iptal ettim. Ama sanki şunun üstüne falan olabilir. Bir oluru var gibi. Harun'cum yardım eder misin? The boy!
Aha. Boy, come on. Come here boy. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Sarcan işte. Bak şurası bir miktar bol kalacak ilk önce. Evet. Nereden baksan Kratos'la hiç alakası yok. Bence çok kötü olmadı. Evet, fena değil bu arada. Şeyim ben, neydi? Arteus. Sen oynamadın değil mi oyunu? Ben biliyorum. Tamam, Arteus'u biliyorsun çocuğu. Evet. Arteus'un büyümüş haliyim ben. Büyümüşüm de babamın kılıçlarını almışım. Bence böyle daha mantıklı oldu. Evet. Arteus da benim gibi Zargana. Kendine Zargana'yı yakıştırıyor musun yani? Çok da şey olarak... Yok, Zargana'dan da şey neyse. Tamam. Bak şimdi Kratos şeyine giriyor. Bu terliklerle olmuyor ama. Işıklar, boy, lights. Şu an örnek aldığımız görseldeki pozu veriyorum. Aynıyım değil mi Arun? Aa, tıpatıp aynısın. Dur, omuzlarımı şöyle genişleteyim. Böyle koy o görseli buraya. Koydum. Aynı mı? Birebir aynı. Tabii, evet. Şu anda bunları Kratos gibi zincirle sallamayı çok istiyorum ama o kadar güvenmiyorum ki. Zincirler plastikten çünkü. Ne yapabilirim Arun? Bana öneri ver. Şu an havalı bir Kratos hareketi söyle ama fırlatmalı, uzatmalı olmasın. Ne bileyim abi, ben oynamadım oyunu. Ya normalde bunu böyle şöyle yapıyorsun, şu gördüğün zincir var ya, o zincir sihirli uzuyor. Hatta eski oyunlarda o kadar uzuyordu ki diyordun ki bu kadarcık zincir nasıl o kadar uzadı falan diyordun. Çok kötü gözüküyorum, vazgeçtim şu an. Bunu şimdi benim odaya asıyoruz değil mi yine? Senin odanda zaten kocaman Red Queen var, daha ne istiyorsun? Red Queen'in altına bunları asacağım. Bu arada sanırım Red Queen'i geçtim ben bu projede. Yani şimdiye kadar yaptığım en havalı 3 boyutlu yazıcı projesi Red Queen'di. Şu an bunlar çok daha havalı geliyor. Bunlar benim. Hayır. Ben senin odan gibi kendime oda yapacağım, asacağım böyle. Aha. Bak tam şöyle asacağım. İşte sen hatta odayı yapana kadar benim odamda hatta durabilirim. Hatta şöyle bir şey mi yapsam böyle raf bak. Üf, çok havalı. Kratos masasına sandalyesini çekerken ne yapıyor acaba? Şu an anlamsız eğleniyorum. Proje içime çok sindiği için böyle oluyor bilmiyorum ama umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu projenin üstüne çıkabilir miyim bilmiyorum fakat bu tarz projelerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Boy! Gel bana yardım et. Etmiyorum abi. Kal öyle. Ya masaya bırakırım, çözerim. Sen de bu kadar dramaya çıkartmana gerek yok. O zaman niye bana gel diyorsun? Hoşuma gidiyor boy. Aha. Onun gibi yapamasam da.